Spor Toto Süper Ligi'nde 23. haftanın kapanış maçında lider Galatasaray Ordu Spor'u ağırladı. Sarı Kırmızılar 2-0 yenik durumda ilk yarıyı bitirdikten sonra ikinci yarıda arda arda bulduğu gollerle sahadan 4-2 galip ayrılarak puanını 46'ya çıkardı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, üniversite öğrencilerine yapmış olduğu konuşmada her zaman onurlu yaşayın, doğru bildiklerinizi söyleyin. Çünkü korkmadan yaşayanlar bir gün ölür, korkanlar her gün ölür dedi. Okan Üniversitesi tarafından düzenlenen 2012 spor ödülleri töreninde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ödülünü Başkan Aziz Yıldırım aldı. Fenerbahçe Kulübü'ne olimpiyatlara en çok sporcu gönderen ödülü verildi. Süper Lig'in 23. haftasının kapanış maçında Galatasaray'a karşı ilk yarıyı 2-0 önde kapatan, ikinci yarıda yediği 4 golle sahadan 4-2 mağlubiyetle ayrılan Ordu Spor'da moraller bozuk. Hafta sonu sahasında karşılaşacak Karabük Spor maçının hazırlıklarını ara vermeden başlayan Mor Beyazlı ekipte teknik direktör Hector Cooper, kısa zamanda yenilen 4 golün takımda moralleri bozduğunu söyledi. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay her maça hakem korkusuyla çıktıklarını söyledi. Çalınbay, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında büyük takımların hakemlere ihtiyacı olmadığını belirterek Sivasspor'a yapılmadık hata kalmadı. Anadolu takımları için giden puanları kapatmak zor oluyor. Böyle maçlara bu tür maçları kaldıracak hakemlerin verilmesi gerekiyor dedi. Okan Üniversitesi tarafından yılın hakemi seçilen Çakır burada yaptığı açıklamada Avrupa Şampiyonası'nda çok çalışıp elimizden gelenin en iyisini yaptık. Önümüzde Brezilya'da yapılacak 2014 Dünya Şampiyonası var. Orada da başarılı olmak için çok çalışacağız. Ülkemizi de inşallah orada en iyi şekilde temsil edeceğiz diye konuştu. Mersin'de yapılacak olan 17. Akdeniz Oyunları öncesi ulaşım sorunu masaya yatırıldı. 20-30 Haziran'da 32 spor dalında yaklaşık 4500 kişiyi ağırlayacak olan Mersin'de yapılan spor tesislerindeki çalışmalarda son aşamaya gelindi. Şehirde sporcuların ulaşım sorunu yaşamaması İl Emniyet Müdürlüğü'nde durum değerlendirmesi yapıldı. Spor Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda eski milli güreşçi Serhat Karada, 2020 olimpiyatlarında güreşin olimpiyatlardan çıkarılması krizinin fırsata çevrilerek Türkiye'nin güreşte dünyanın patronu olabileceğini söyledi. 2020 olimpiyatlarından güreşin çıkarılmasıyla ilgili tartışmalar konusunda Cihan Haber Ajansı'nın açıklamalarda bulunan efsane güreşçi, olimpiyatlardan güreşin çıkarılmasının doğru olmayacağına vurgu yaptı.